Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatü. Sevgili canım kardeşlerim, Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Şimdi Peygamber ve Vesselam'ın çok güzel anlatıyor. Malum işte Risale'de de. Fakat çok bu manada ilgimi çeken 328 lemalarda, 30. lemada diyor ki Şahsiyeti manevi Muhammediye, şahsiyeti. Kainatın manevi bir güneş olduğu gibi bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in ayet Kübra'sı. Şimdi bu vesileyle ben e, bu tanımların içini bir ifade etmek isterim. Ondan sonra gecenizi tebrik ederim. Şimdi çekirdek Nur-u Muhammed'i. İnsan değil. Daha onun Ahmedi bile, Mahmud'u bile, Mustafa'sı bile yaratılmamış çekirdek. Allah varken hiçbir şey yoktu. Her şeyi karar verdi. Öyle bir şey yaratacağım. İlk önce projeyi. O proje, o çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Onun için mihrapta Allah ve Muhammed diyor. O beşeriyet değil o. Yaradılışın aslı. Bu ağacın çekirdeği. Buna sikke deniliyor risalenin orada. Evel ismine bakıyor. Bir de ağacın sonucu var. Bu Ahmet'tir. Meyve yani. İnsan olması. Beşer olması. Sizden birisi gibiydi diyor. Sizden birisidir diyor. Bu Ahmet tarafı. Ağacın bir de zahirisi var zahirisi bu gözüken ağacın hakikatıdır. Hakikat. Esma-i İlahiye ayna oluşu. Bir de bu ağacın batınısı var. Bu da mahiyet Muhammediye. Çekirdek nuru Muhammedi, ağacın zahirisi hakikati Muhammediye, ağacın batınısı mahiyet Muhammediye, meyvesi e, Risale-i Ahmediye. Oldu mu abi? Oldu. Bu dördünü cemet şahsiyeti Muhammediye. Bak nasıl kullanıyor şurada. 328 Şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kainat. Büyük insan. Bunlar e, dördü bir ya. İslamiyet, büyük kainat, insan ve Kur'an. Dördü aynı. Dolayısıyla şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatı manevi bir güneş olduğu gibi yani bu tabirlerin, bu kavramların içi doldurulmasa ya çok büyütüyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, Kur'an'da da zaten sizden birisiydi diyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Kardeşim bizden birisi olması beşeriyetidir. Bilmiyor da bilmiyor, bilmediğinde bilse nurcu olurdu. Kainatın manevi bir güneş olduğu gibi bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir, Kebir'in ayet-i kübrasıdır. Şahsiyeti Muhammediye. Ve o Furkan Azam'ın, o büyük. Bir kere kainata Kur'an-ı Kebir dedi mi? Sonra isimleri kullanırken Furkan Azam. Furkan Azam zıtların şimdi. Kainatta celal, cemal, iman, küfür gibi şöyle. Şey o Furkan Azam'ın ismi azamı, Furkan. Farklılıkların bütünlüğü. İnsanda da farkındalık. işte furkan Azam'ın ismi azamı. Ve ismi Ferd'in cilve azamı bir aynısı. Fert. Yani başkasıyla kıyas edilemeyecek. Kıyasla farklı olan değil ismi Fert. Kendi zatına has Fert. Yok yani. Mesela Allah Fert'tir. Tektir. Yani niye tek diyorsun? Başkası yok. Bu 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 tarafa en cami ayna Allahu Samet. İşte peygamber aleyhissalatü vesselama bu azami derecede tecelli etmiş. Bize ne getirmiş? İsmin fert farkındalığımızı getirdi. İnsan olduğumuzu anladık.